Şaban Sevinç'in önemli tespitleri oldu bu konuda yani e, aslında kurumsal olarak bir işbirliği olacağını öngörmüyorum diyor sen de öngörüyorsun ama Hacı sana değerlendirme hakkı vermeden önce Rüce eğer hazırsa Özgür Özel'in bir sesini dinleyebilir miyiz ne konuştuğumuzu bir tekrar yinelemek ve ekran başına geçen izleyicilerimize hatırlatmak adına bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır muhalefete muhalefet yapmayız muhalefet partileriyle tartışmayız ve buradan barışın başkentinden bütün muhalefete bütün muhalefetteki partilere iyi partiye ve iyi partinin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacı Bektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz. Evet bir taraftan savaş ilan ediyorum bir taraftan barış ilan Hı. ediyorum. Sen ne ilan ediyorsun sen ne söylüyorsun Hacı Yakışıklı? teşekkür ediyorum Cansu. Bilgilerini de yani bilgilerini de bu konuyla ilgili gönlümüz, almak istedim. Heh. Ben tabii tabii çok bölmeyeyim. Ses farklı yana. geliyor ya hacı buyur. Evet. E, birkaç saniye fark oluyor ister istemez. Şöyle Cansu. Şimdi e, Ankara üzerinden okuma yaptığımız zaman şöyle bir baktığımız zaman Sayın Akşener'in kullandığı kelimeler nelerdi e, bu süreçte? E, komplo, korktular, savaş, oyun ve kurumsal operasyon ifadelerini kullandı. Bu Sayın Akşener'in ifadeleriydi. E, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in az önce dinlediğimiz konuşmasındaki ifadelerine baktığımız zaman da gerilim, kavga, muhalefete muhalefet, tartışma ifadelerini görüyoruz. Yani aslında Özgür Özel son olarak bir barış ilan ediyoruz diyerek barış mesajı verdi ama Özgür Özel'in ifadeleri de hep gerilim, kavga, tartışma kelimeleri üzerine kuruluydu. Şimdi cansu İyi Parti çenahına baktığımız zaman... Ya sen e, ben mesela algısal İYİ olarak CHP'nin bunu olan... böyle bilinçli olarak yaptığını ama aslında hani böyle bir şeyleri bozanın, e, çelişkili söylemlerde bulunanın, e, savaş görüntüsü verenin, kopma görüntüsü verenin, istikrarsız görüntüsü verenin Meral Hanım ve İYİ Parti olduğunu e, göstermeye çalışan bir... Yok biz barış tarafındayız. Şöyle düşünüyoruz diye bir itidal duruşu olarak mı nitelendiriyorsun? Aslında öyle değil ama böyle bir duruş, böyle şöyle, bir hani strateji gibi. Şöyle Cansu, aslında CHP ile İyi Parti olay aslında çok basit bir noktadan başladı. Hani siyaset aslında kendi yatağında akan bir su gibidir. Eğer müdahale etmezseniz su akar yatağını bulur. CHP ile İyi Parti arasındaki ilişki doğal bir su yatağı ilişkisi olmadı. Yani doğal bir ilişki olmayınca da sıkıntılar ortaya çıktı çünkü e, partilerin istekleri çok basitti. Dediler ki ya biz Türkiye'deki 1440 belediyeden sadece 25'ini alabildik. Onlar da ilçe ve belde. Bizde hiç şehir yok. İyi Parti'nin en büyük sitemi buydu. E, bunun yanında Cumhurbaşkanlığı'nı da kazanamadık. E, İstanbul'da Ankara'da CHP'nin logosuyla belediye başkanları var. Dolayısıyla İyi Parti olarak bizim de bir tabanımız var ve bu tabanımızda çeşitli belediyeler istiyor. Şehir belediyeleri istiyor. İyi Parti'nin 81 hiçbirinde belediyesi yok. Bu olayın en başında İyi Parti'nin talebi buydu. İyi Partiler hep bunu söylüyordu. Hatta ekranlara çıkan İyi Partili yani, milletvekilleri ya Ankara'yı da bize bıraksınlar. Başlayan düello savaşa dönüştü diyorsun. Öyle oldu. El yükseltme sonra başladı. Evet hmm. doğru söylüyorsun Cansu. Aslında e, seçimlerden sonra yani kaybettiler. E, Millet İttifakı Cum Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. Bu CHP'de de hayal kırıklığına sebep oldu. Genel başkan değişti. Bakın doğal bir akış oldu. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi kongrede doğal bir akış. E, Meral Akşener'in devam etmesi de doğal bir akış. Sonrasında oturup her iki parti e, belediyeler noktasında istişare yapmaları gerekiyordu. Fakat CHP orada e, kapıları kapattı. Öyle ki İYİ Partiler süreci öyle okudu. Yani bizden destek isteniyor ama bize e, bir e, destek verilmiyor. Mesela şu dillendirilmişti iyi hatırlayın yine TV100 ekranlarında e, Adnan Beker İYİ Parti'nin milletvekili iken şunu söylemişti aylar önce. Mansur Yavaş da Ankara'da İYİ Parti'nin adayı olsun. Bunu söylemişti. Ha, bunu niçin söylemişti? Biz şehirleri istiyoruz anlamında söylemişti. CHP Ankara'yı vermeyebilir ama diğer kazanılabilecek şehirleri de verme noktasında bir kapı aralamadı. Sonra yavaş yavaş el yükseltmeler başladı. Bu neyi getirdi? Bu şunu getirdi. İyi Parti 44 milletvekilinden şu anda 38'e düştü. Cansu İyi vekildeki kayıp oranı milletvekili yani 14 Mayıs'taki seçimlerden sonraki kayıp oranı yüzde %14. Yani İyi Parti milletvekillerinin yüzde %14'ünü kaybetti. O yüzden savaş, siyasi savaş, savaş derken siyasi savaş olarak gördü İYİ Parti bunu. Mesela CHP mevcut vekillerinin yüzde 14'ünü kaybetmiş olsaydı 18 vekilinin gitmesi lazımdı. Eğer bu iş bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsaydı 600 vekilin yüzde 14'ü 84 milletvekiline tekabül eder. Zaten mecliste 30 milletvekili istifa etse erken seçime gidiliyor Cansu. Yani dolayısıyla bu aslında bir kriz olduğunu görüyoruz. Genele yayın yayılsaydı erken seçime götürebilecek kadar büyük bir kriz. Ama bu kriz iktidar tarafında olmadığı, muhalefet tarafında olduğu için e, şu anda orada oraya zarar veriyor. Peki bu süreç muhalefete zarar verir mi? Yani Özgür Özel'in dediği muhalefete muhalefet. Evet bu süreç muhalefete zarar verir. Yani bu, böyle gittikçe muhalefete zarar verir. Fakat <laughs> İyi Parti diyor ki, bak yetkililerden öğrendiğimiz, yetkililerden söylediğimiz. Ya zaten ben zarar görüyorum diyor. Yani zaten ben muhalefet olarak zarar görüyorum. CHP ile ortaklık yaptığımda da zarar görüyorum. Karım yok. Siyasi bir karım yok. E Siz benim yüzde on vekillerim gitti. E, İyi Parti'nin İstanbul'da bulunan meclis üyeleri gitti. İyi Parti'nin İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi kalmadı. Bir kişi iki kişi kaldı. Yani böyle bir İyi partiden bahsediyoruz. E, dolayısıyla burada bir gerilim bir kavga var ve Cansu. Bu gerilim kavga İyi Parti'ye e, ben pazartesi günü Kerem Kırçıvalı'nın programında görüşürken İyi Parti'den 3 vekilin daha istifasının elinde olduğunu söyle, söylemiştim. Ve daha programdayken pazartesi saat e, 10-11 civarında e, Yüksel Aslan'ın istifası geldi. Devam edecek İYİ mi Parti'de sence? Şu anda daha, da, daha da devam da edecek mi istifa dalgası? E, i̇ki vekilin daha istifası elinde Cansu. Yani İyi Parti'deki ııı e, Hani hırçınlık mı diyeyim ya da kavga görüntüsü bundan kaynaklanıyor. Yani aslında her iki siyasi parti madem adayınızı gösteriyorsunuz iyi parti olarak buyurun yolunuza gidin dense bu vekillere müdahaleler olmasa İBB'deki meclis üyeleri üzerinden tartışmalar yaşanmasa aslında muhalefet kendi içinde parti olarak zarar görmeyecek. Millet İttifakı zarar görür. Yani ayrışmış olur. Millet ittifakı diye bir şey kalmaz. Ama İyi Parti devam eder, CHP devam eder. Tabana oynamaları gerekiyordu. Şimdi siyaset seçmen tabanına mesela biz en çok HDP'yi tartışıyoruz. Ya AK Parti'de, MHP'de HDP tabanından tabii ki o istiyor. Tabanından, seçmeninden. Ama ne yapıyor AK Parti ve MHP? HDP'nin tabanıyla yani yöneticileriyle görüşmüyor. Siz Yöneticilerle görüşüp orada hareketlilik oluşturursanız bu partilerde zarar verir. Mesela Yüksel Aslan'ın bir söylemi var. Meral Akşener bana izin verdi söylemi. Az önce bahsettiğiniz konu. Şimdi yalanlanmadı ama İBB'nin İyi Partili e, Müstafi Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'da ben arka kapı diplomasi yaptım Ekrem İmamoğlu'yla ve genel merkezin bundan haberi var demişti. O zaman da hemen yalanlanmamıştı. Daha sonra Meral Akşener çıktı ve İbrahim Özkan'ın bu ifadesini yalanladı. Benim haberim yok dedi. Partili yetkililerin de haberi yok dedi. Kendisi gitmiş konuşmuş dedi ve bunu eleştirdi. Hatta Şimdi, orada bir İYİ hiyerarşik partinin, bir gönderme veki, de yaptı hacı. Hiyerarşik bir gönderme de yaptı. Yani hani zaten hani e, bu konumdaki bir insan nasıl bu görüşmeyi yapabilir ki manasında Meral Hanım? Ama mesela Yüksel Arslan benzer bir iddiada kendisi de bulunuyor ama bu kez bu iddiayı söyleyen bir milletvekili. Tabi. Hatırlayalım Cansı yani. Ee, Meral Akşener'le İbrahim Özkan hani Ekrem İmamoğlu'yla arka kap diplomasi yaptım diyor ya. Ya Meral Hanım'la Ekrem Bey'in arasında diplomasi yapmaya ihtiyaç duyulan bir kişi yok ki. Meral Hanım'la Ekrem İmamoğlu abla kardeş gibi değiller mi? Kendi ifadeleriyle. Abla bir kardeş abla, gibilerse telefonun ucundalar Rabbi'si, zaten. Evet öyle bir hani bir samimi Tabii. dostluk muhabbeti yani var. Yani Ekrem Bey, bey kendi ifadeleriyle yani. söylüyorum. Ha Ekrem Bey istese Alo Meral abla, onlar böyle söylüyorlar. Meral Hanım'a Meral abla diyorlar. Birçok siyasetçi, birçok milletvekili. Ee, Ekrem Bey arayıp da alo Meral abla. Ya senin İbrahim Özkan buraya geldi. Böyle bir şey diyor, Üç tane ilçe istiyor. Sen ne diyorsun dese. Ya kardeşim böyle bir şey yok diyebilir Meral Hanım. Ya da Meral Hanım Ekrem Bey'i arayabilir. Karşılıklı bu işler. Bütün suç Ekrem Bey'de demiyorum. Meral Hanım da Ekrem Bey'i arayıp, Ekrem kardeşim ee, diyerek... Ya şöyle şöyle isteklerimiz var diyebilir ve İbrahim Özkan'ın haberli mi habersiz mi gittiğini abla kardeş çok rahat çözebilirler. Yüksel Aslan şimdi diyor ki serbestsin dedi Meral Hanım diyor. Acaba Meral Hanım bu sözü söylerken Yüksel Aslana serbestsin derken partiden istifa edip gidebilirsin anlamında mı serbestsin Tam onu dedi? Tamam soracaktım. Yani gidersen bunu anlayışla karşılarız anlamında mı serbestsin dedi. Yoksa Cansu çok açık söylüyorum benim partimde siyaset yapacaksın. Ama gidip e, kılıcını başka bir siyasi parti için kullanacaksın. Gönlün benden yana kılıcın başkasının elinde. Bu olmaz. Bu Bunu hiçbir siyasetçi kabul ediyor. AK Parti ve MHP bile şu anda e, bazı illerde ortak aday çıkarmayacaklar. Yani AK Parti ve MHP gibi çok uyumlu iki siyasi parti bazı şehirlerde ayrı ayrı adaylarla girip yarışacak iki ortak birbiriyle bazı şehirlerde yarışacak. Bunu bir hafta 10 gün içerisinde cansu e, göreceğiz. Ankara'da bu arada Atman Bekerin ve Yüksel Aslan'ın istifasıyla İyi Parti'nin vekillerinin yarısı gitti Ankara'da. Zaten 5 milletvekili var, ikisi gitti. Ama İyi Parti'nin bir avantajı Ankara'da. Koray Aydın gibi bir ismin de Ankara milletvekili olması. Ee, Ahmet Eşref Fakı Baba Ankara Milletvekili bir de Kürşat Zorlu. Şu anda 3 tane Ankara Milletvekili kaldı. ikisi istifa etti. Şu anda e, ben şöyle görüyorum ki İyi Parti'nin 38 olan milletvekili sayısı daha önce Kayseri plakasına 36 inecek demiştim. Bu 36'ya mı düşecek diyorsun? İzmir'in İz İzmir'in plakasına kadar düşebilir Cansu ee, 35 şu anda gözüken bu. Yani Peki 35'e kadar düşebilir. Bunu temenni ettiğim için söylemiyorum. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Biz partilerle sadece duyumlar üzerine ya da bize söyledikleri üzerine söyleyebiliriz. Hatta ben o isimleri de söyleyebilirim. Muhtemelen Şaban Sevinç'te Sinan Burhan'ın da isimleri vardır ama sayın vekiller söylemedikçe, kamuoyuna açıklamadıkça bizim açıklamak gibi bir hakkımız yok. Ama biz burada çok açık ve net bir siyasi savaş görüyoruz hmm. efendim siyasi savaş söylemi hoş bir söyleme olmayabilir çünkü siyaset rekabettir ama kendi ifadeleriyle bir gerilim bir kavga bir savaş bir komplo bir kurumsal operasyon görüyoruz bu aslında e, AK Parti ve MHP'nin önümüzdeki bu sürecin içinde hiç yoklar yani muhalefetteki bu kavga sürecinin içerisinde ne AK Parti ne MHP karışmıyorlar